eserler vardır geçmişe ışık tutar. Sadece geçmişe mi, geleceğe de ışık tutar. O şehirlerin oluşmasında önemli kilometre taşıdır. Bilim, teknoloji, sanayi şehri Gebze'nin kalbinin attığı Çoban Mustafa Paşa Vakfı külliyesinde olduğu gibi. Camisi, kütüphanesi, medresesi, aşhanesi, çeşmesi, hamamı, en önemlisi de deve doğum hanları ve hayvanlara verilen önemle, şifahanesiyle insanlara verilen önemle muhteşem bir eser. Muhteşem bir vakıf eseri. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeyiz. Cami Çoban Mustafa Paşa tarafından 1510-1521 yıllarında inşa ettirilmiştir. Caminin yapımında Mimar Sinan'ın da katkıları olduğu düşünülmektedir. Caminin ana yapısı kare planlıdır. Üzeri büyük bir merkezi kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbe 4 büyük fil ayağı üzerine oturtulmuştur. Merkezi kubbenin etrafında 4 küçük yarım kubbe bulunmaktadır. Caminin iç mekanı oldukça geniş ve ferahtır. Duvarları süsleyen hat yazıları dönemin ünlü hattatları tarafından yazılmıştır. Mustafa Paşa Mısır'a vali olarak atandığında yapının sürdüğünü bilmektedir. Mısır bezemelerinden etkilenerek camisi için taşınabilir parçaları Kahire'de yaptırmıştır. Arıca iskelesinden Gebze'ye ulaştırılan süsleme öğeleri Mısırlı ustalar tarafından yerlerine yerleştirilmiştir. Caminin yapımında kullanılan taşlar özenle seçilmiş ve işlenmiştir. Bu taşların bir kısmı Mısır'dan özel olarak getirilmiştir. Mısır'dan getirilen taşlar dayanıklılığı ve yüksek kalitesiyle bilinir. Bu taşlar özellikle caminin sütunlarında ve bazı duvar kaplamalarında kullanılmıştır. Hem yapısal sağlamlık sağlar hem de yapıya tarihi ve kültürel bir derinlik katar. Caminin mihrabı mermer işçiliğinin zarif bir örneğidir. Mihrap ve minberin etrafındaki çiniler Osmanlı Çin sanatının en güzel örneklerindendir. Son cemaat yerinde girişin iki yanında tam bir simetri gösteren Memlük tarzı geometrik renkli taş bezemeler pencerenin üst sınırında son bulmakta. Bunları üstlerinden boydan boya geçen kalınca bir bitki motifi çerçevelemektedir. Her iki tarafta da cephe süslemeleri kapının yanından pencereye, pencereden nişe, oradan da duvarın sonuna kadar aynı karakterde devam eden 3 grup kompozisyondan meydana gelmiştir. Çoban Mustafa Paşa Camii, mimarisi ve iç dekorasyonu ile Osmanlı sanatının ve mühendisliğinin önemli bir temsilcisidir. Hem ibadet yeri olarak hem de tarihi ve kültürel bir miras olarak büyük bir öneme sahiptir. Eğer yolunuz Gebze'ye düşerse bu eşsiz yapıyı ziyaret ederek Osmanlı mimarisinin ihtişamını yakından görme fırsatını kaçırmayın. Gebze'nin kalbi Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi'ndeyiz. Burası 1523 yılında yapılmış bir İslam eseridir. Vakıf medeniyetinin müntesipleri olarak ecdadımız birçok şehrimize kalıcı vakıf eserleri bırakmış. Çoban Mustafa Paşa Hazretleri de bu medeniyetin bir devamı olarak Gebze'ye, Eskişehir'e, Üsküp'e, Edirne'ye bu vakıf eserlerini bırakmış. Burası Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış bir İslam eseridir. Yani bu imaret, buranın hepsi bir imaret, bir yapı topluluğu içerisindeyiz. Külliye diyoruz. Aşevi, kütüphanesi, kervansarayı, camii, tekkesi, türbesi bir konsepttir. İşte bu imaret, bu külliye Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman'ın ikisinin de veziri olan Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış bir İslam eseridir. Burası
bir menzilhane külliyesidir. Hemen Bağdat Caddesi üzerinde yapılmış. İstanbul'un giriş ve çıkış kapısıdır. Yolcular, kafileler mutlaka burada konaklar, hamamda temizliklerini yapar. Aşevinde yemeklerini yer, misafirhanede istirahatlerini yaparlar. Ve daha sonra Anadolu'ya gideceklerse o tarafı, İstanbul'a gidenler İstanbul tarafına seyahat ederler. Tabii ki bütün detaylar düşünülmüş. İşte o gün develerle, atlarla, katırlarla bu yolculuklar yapılıyor. Hemen caddenin önüne bakan tarafta iki tane deve hanları diye isimlendirdiğimiz yerler var. Paşa Hazretleri kendisi Mısır valisiyken burayı yaptırmış, caminin süslemelerini ve tezyinatını hepsini Mısır'dan getirmiştir ve sonra gazilik unvanı almıştır. Gazi Mustafa Paşa Vakfı olarak geçer tarihi kayıtlarda. Vasiyeti üzerine en büyük eseri olan Gebze'deki bu eserin içerisine defin olunmuş. Bizler de bu vesileyle Paşa Hazretlerine rahmetiyle yad ediyoruz. Şu anda Gebze Mustafa Paşa Külliyesi'nin Gölcüönü Meydanı çıkış kapısındayız. Normalde külliyenin bir tane değil, iki tane tuğrası var. Bu da Abdülhamit'in tuğralarından birisi. Burası Mustafa Paşa Külliyesi'nin Gölcüönü'nden giriş kapısı. Medreselerin olduğu kısım aslında burası. Sol tarafta, kapının sol tarafında medrese talebelerinin eğitim gördüğü yer var. Sağ tarafta ise caminin bahçe kısmına, yani iç avlu kısmına gidiyor. Buradaki 14 tane medrese odasının penceresini görüyoruz. Her pencerenin üzerinde de farklı desenlerde işlenmiş motifler var. Bu motiflerde de öne çıkan gördüğünüz üzere hep altıgen motiftir. Aslında altıgen motiften kastı Davut yıldızıdır. Davut yıldızı Hazreti Davud'un mührüdür. Bu mührün aslında bir koruyucu anlamı vardır. Her bir köşesinin, altı köşesinde de bir dua olduğu, gizli olduğu söylenir. Bu Çoban Mustafa Paşa Camii'nin iç kısmında mihrabın da üzerinde olan bir motiftir. Bu motifin renklendirildiğini görüyoruz ve her birinin başında da farklı farklı desenlerini görmekteyiz. Yani bu motiflere baktığımızda aslında gelişi güzel değil de caminin de iç kısmında bir iç süslemenin de olduğunu görüyoruz. Yani geniş güzel bir pencere yapılmamış. Her bir detay, her bir incelik. Hatta bu aralardaki kemerler, üstlerdeki pencerenin aynalı kısmı dediğimiz bu kısımlarla süslenerek yapılmış. Ve her birindeki detayı da görmekteyiz motiflerinde de. Daha çok dediğiniz gibi Davut Yıldızı olarak bildiğimiz Süleyman Mihri'nin pencerenin üzerinde uygulandığını görüyoruz. Yapıların köşelerinde ya da evlerin köşelerinde kısmen rastladığımız her yerde detayı görmeyiz ama Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin duvarları üzerinde de bunu görüyoruz. Buna pah diyorlar mimaride. Genellikle köşelerin geçişlerinde yani keskin köşeyi biraz daha oval hale getiriyor. Yani burada aslında bir köşe olduğunu göstermek için. Aslında bu yolun devam ettiğini de gösteriyor. Burada yolun bittiğini de gösteriyor. Osmanlı'da böyle bir incelik var. Şu anda Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin medrese kısmındayız.
Bu kısım tam 5 asırdır İstanbul'da gördüğümüz bu medrese sistemleri gibi Gebze'nin de merkezinde. Burası çok değerli alimleri yetiştirdi Osmanlı döneminde. 2 tane Şeyhülislam çıkardı. Osmanlı döneminin çok meşhur Şeyhülislamlarından. Ebu Suud Efendi buradan müderrislik yapmış bir isim. Yine Zembilli Ali Efendi, Karamani Mehmet Efendi gibi Osmanlı döneminin alimlerinden isimlerinin de burada yetiştiğini ve dersler verdiğini biliyoruz. Medrese öğrencilerinin de o dönemin yüksek eğitim seviyesinde derslerin alındığı bir medrese bölümü vardı. Bulunduğumuz alanda şu anki bu küçük küçük odalarda da öğrenciler hafızlık eğitimini alıyordu. Osmanlı döneminde İslami ilimler, İslami dersler, o dönemin fıkıh, tefsir, sarf, nahi gibi derslerinin alındığı önemli bir yapıydı. Dini bir merkezdi burası. Birçok yerinde Roma döneminden kalma tarihi kalıntıları, yani devşirme malzeme denilen parçaları da görmekteyiz. Yani Roma döneminden kalma işte sütunlar, mukarnaslar, işte kuyu başlıkları, lahitler görmekteyiz. Şu an medrese kısmında da onlardan biri karşımızda. Hemen yanımızdaki bu lahit şadırvana dönüştürülmüş. 3 tane çeşme bağlanmış ön tarafına ve şadırvan şeklinde kullanılmakta. Bir de yanı başında kuyu var. Bu da kuyunun üst kısmında, hem Mustafa Paşa avlusunda da var bu kuyunun benzeri. İslam sanatında olmayan bir motif. Yani batılı sanatlarda karşımıza çıkan bir motif olduğu için bunun bir devşirme malzeme olduğunu anlıyoruz. Zaten arkamızdaki gördüğümüz sütunların başlıklarının birçoğu ve ayak kısmında sütunların çoğu da buradaki yapı kalıntısı, yani Roma döneminden kalma eserlerden alınarak buralara eklendiğini biliyoruz. Yani Osmanlı'da böyle bir başka kültürün aynı şekilde diğer batılı yapılarda da görüyoruz. Yani zayi edilmeden onu herhangi bir sanatsal bir parçaya dönüştürerek devşirme malzeme adı altıyla yapının değişik yerlerinde kullanıldığını biliyoruz. Bunu da Mustafa Paşa'nın külliyesinin sütunlarında ve buradaki şadırvanda da karşımıza çıkmakta. Bu anlamda da önemli detaylar bunlar. Dünya Kültür Mirası, evet, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi 2024 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Dünya Mirası Koruma Listesi'ne alınması için çalışma başlattı. Biz de bu çalışmaya destek olmak için Vakıflar Haftası'nda buradayız. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi mutlaka UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmalı. Biz de 2024 yılını Çoban Mustafa Paşa Vakfı Külliyesi yılı ilan ettik.